Kışın kar yağıp etraf beyaza büründüğünde dışarı çıkıp kuru ipliğiniz kalmayana kadar oyun oynamak çok eğlenceli değil mi? Özellikle geceleri dışarı baktığınızda sanki hiç gece olmamış gibi etrafın aydınlık olması. Evet, bunlar bence de çok güzel ve huzur verici ama bakalım önceki yıllarda insanlar kış aylarında neler yapıyormuş? Anadolu'nun farklı yerlerinde, özellikle Karadeniz'de başta Trabzon olmak üzere Karakonçolos adıyla Yozgat'ta Congolos adıyla anılan bu varlık önceki dönemlerde çocukların korkulu rüyasıydı. Türk mitolojisine ve halk bilimine Anadolu kültüründen giren Karakonçolos bir başka adıyla kış cini adını kışın en soğuk zamanlarda ortaya çıkıp insanları korkutup zarar vermesinden almıştır. Halk takvimine göre kışın en soğuk olduğu Zemheri ayının ilk 12 gününde ortaya çıkan kış cini Karakoncul, Karakonculu, Karakoncilo ve Konkolos gibi isimlerle de anılmaktadır. Türk halk kültüründe kış cini olarak anılan bu varlık 25 Aralık ile 6 Ocak tarihleri arasında ortaya çıkarak karşısına çıkan her kişiye adın ne, nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun gibi sorular sorarmış ve kişilerin verdiği cevaplar içinde kara kelimesi geçmiyorsa kişiye tarakla vurarak öldürülmüş. Halk bunu bildiğinden o tarihlerde evlerindeki tarakları saklayarak bu doğaüstü yaratığın kötülüklerinden korunduklarına ve bu olayların önüne geçtiklerine inanıyorlarmış. En yaygın olarak Doğu Karadeniz'de inanılan kış cini kapkara, devasa bir maymuna benzediğinden görünüş itibariyle insanları oldukça korkuturmuş. Yozgat'ta da görülen bu varlık Congolos adıyla anılır ve aynı özellikleri taşıdığı bilinmektedir. Rize'nin Hemşin ilçesindeki inanca göre ise kış cini en soğuk zamanlarda kuzey rüzgarları eserken denizden kürek çekerek kayıyla geldiğine inanılmaktadır. İnsanlar kış cininin yiyecek yemek bulamadığında çocukları ve buzağları yediğini bildiğinden halk canlarına ve hayvanlarına bir zarar gelmemesi için bu varlığa kendi yemeklerinden sunmaktadırlar. Bazı insanlara göre kış cininin insanlarla uğraşmayıp denizin kenarındaki kumları sayarak kışa geçirdiği söylenir. Türk mitolojisinin canavarlarından olan kış cini ayı postuna benzer bir post giyen açıkta bırakılan yiyeceklerin üzerine tükürüp insanları hasta ederek öldürülmesiyle de tanınmaktadır. Bu yaratığın bir de insanları taklit etme yeteneği vardır. Bu sayede insanlar gece uyurken onları tanıdık sesleriyle çağırıp dışarı çıkartarak soğuktan donarak ölmelerine sebep olmaktadırlar. Bazı inanışlara göre de pancar kaynatılıp eşeğe asıldığında o eve kış cininin girmeyeceğine inanılmaktadır. Çoğunluğa göre soğuğu ve kışı temsil eden kış cini Karabasan'ın vücut bulmuş hali olarak kabul edilmektedir. Türk kültüründe önemli bir yere sahip bu yaratık, Anadolu'nun iç kesimlerinde insanları korku salarken kuzey kesimlerinde şakacı ve zararsız olduğu düşünülmektedir. Aynı zamanda Trabzon'da yılbaşı kutlamalarında ayı postu giyip beline çıngırak takıp yüzünü siyah boyayan bir takım erkek kış cinini taklit edip eğlence yaratmışlardır. Türk mitolojisinde birçok hikaye ve karakter vardır. Kış cini bunlardan bir tanesidir. Diğeri ise Komos'tur. Harput yörelerinde görüldüğü söylenen kötücül bir yaratıktır. Karakura veya Koposta denmektedir. Kabuslara ve karabasanlara sebep olan kötü bir ruhtur. Tek başına uyuyan kişilerin üzerine tüm ağırlığı ile çöker ve onların çarpılmalarına hatta ölmelerine bile neden olabilirmiş. Sadece geceleri dolaşır ve bazen iri yarı, bazen de cüce bir görünüme sahiptir. Kafasında her zaman bir börk bulunmaktadır. Herhangi bir kişi Komos'un başındaki börkü almaya başarırsa, kapan kişinin elinde börk büyüklüğünde bir altını olacağına inanılmaktadır. Bazen kedi biçiminde görülen Komos'un üzerine bastığı kişinin kanı çekilip damarları da kuruyabilir. Ayrıca
komos sözcüğü kabus sözcüğüne benzemesiyle de dikkat çekmektedir. Kış yeni gibi Türk mitolojisinde efsaneleşmiş birkaç yaratıktan da söz etmek istiyorum. Alk arısı, Türklerin inancına göre sadece şamanların görebildiği bu yaratık, alk arısı, albastı ve albıs olarak da bilinir. Yer altında yaşayan bu yaratıklar insanları yalnızken yakalar, sıkıntılı ve çaresiz zamanlarda yoldan çıkarır, delirtir ve ruhunu kaçırırlardı. Demir dişli, tek gözlü, tek ayaklı ya da ayaksız ve kel olarak anlatılır. Yakut Türkleri bu kötücül ruhlardan korunmak için bu yaratıklara kurbanlar sunarlardı. Arçura. Bu yaratık Arçuri ve Arçuray olarak da anılmaktadır. Çuvaslarda şeytani orman cini olarak bilinen bu yaratığın yerleri, süpüren saçları, kıllarla kaplı bir vücudu vardır. Üç kolu ve üç bacağı, ikisi önde, ikisi arkada olmak üzere dört kızıl gözüyle oldukça ürkütücüdür. Arçura aniden yaşlı bir adama, yakışıklı bir gence, kuşa, balığa, keçiye ve bunun gibi varlıklara dönüşerek insanları gıdıklayıp gülmekten çatlatıp öldürüyormuş. Arçura kurbanlarını genellikle kahkaha atarak ve tokat şaklaması gibi konuşarak cezbediyor ve bu sese aldanıp bakanlar da bu yaratığın kurbanı oluyorlarmış. Azmiç, Azıtkı veya Azıktı olarak anılan bu yaratık Balkarların kayıp cini veya yol cini olarak bilinirdi. Tek başına seyahat edenlerin başına musallat olup en sevdikleri kişilerin kılığına girip insanları peşine takıyor, uçurum, dağ veya ırmaktan aşağı düşürüyordu. Çay ninesi, yaşamını yaşlı kadın kılığında dere ve nehirler sürdüren bu yaratığa Azerbaycan Türklerinin halk kültüründe rastlanıyor. Bu yaratık suya çok bakana kızıyor ve başını döndürüp kendine aşık olmasına sebep oluyordu. Bu nedenle Azerbaycan Türkleri dere veya nehir kıyısına gittiklerinde suyun sahibine selam vermeden geçmezler. Çay ninesini kızdırmamak için de suya asla çöp atmazlar. Çarşamba karısı, tabiri Türkçe'de saçı başı dağınık, üstü başı özenilmemiş kadın olarak kullanılmaktadır. Bu yaratık çarşamba gecesi bir evde iş yapılırsa çok kızan ve o eve kötülük yapan kötü ve çirkin bir kadın olarak betimlenir. Genellikle işleri yarım kalan ailelerin evine gidip işlerini daha da karmaşık hale getiren çarşamba karısı, çarşamba gecesi iş yapılan eve gidip evde bulunan çocuğu herkesin gözü önünde alıp götürür. Bazı inanışlara göre de haftanın belirli günlerinde işleri yarım kalan evlere gidip evdekilere kötülük yapan dişi bir varlık olarak da bilinir. Herkesin de bildiği Kemal Sunal'ın filmlerinde konu olan Gulyabani oldukça büyük, uzun sakallı, insanları yediği düşünülen bir dev olarak anlatılır. Bazı inanışlara göre de sadece kadın kılığındadır. Gulyabani ve Aleybani olarak da anılmaktadır. Eski Arap anlatılarına göre bedeni tüylerle kaplı, pis kokulu olan bu yaratığın ayakları terstir ve gündüzleri mezara gidip geceleri hortlayıp çıkarak gezginlere ve yolculara bulaşıp onları mahvettiğine inanılır. Bunun gibi birçok Türk mitolojisi ve inançlar bulunmaktadır. Daha fazlası için kanalıma abone olabilir, videoyu beğenebilir veya yorumlar ile fikirlerini belirtebilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.